Motobike İstanbul 2018 fuarına geldik. Aslında bugün ilk gün, yani perşembe gününün sabahtan basın vardı. 2 gibi falan ziyaretçilere açıldı fuar. Ve perşembe gününe göre 2 yıldır hep beklediğimizden daha kalabalık bir fuarla karşılaşıyoruz. Bu yıl benim beklentimden daha yüksek bir ziyaretçi var fuarda. Bazı gelişmeler var. Fuar videosunda söylediğimiz gibi Kawasaki yok. Ama bu sene bak abi kim var? Beni şaşırttılar ama Harley Davidson bu sene bayağı kocaman kocaman gelmiş. Tabii fiyatlar biraz korkutucu. Döviz kuru, yeni vergi sistemi falan derken gelenin ağzı biraz uçukluyor. Sizin için bugün bir fuarı gezelim dedik. Niye böyle duruyorum ki ben? Hadi gidelim. Gel abi. İlk durağımız Honda. Honda bu sene çok beklentilerin olduğu, hem Honda tarafından hem de müşterilerin tarafından, motosiklet kullanıcıları tarafından çok beklentinin olduğu ve Yiğit Top'un da selam verdiği bir video konsepte geldik. Bir marka. Bu sene her zaman. Şöyle bir sıradan başlayalım mı? Nasıl? Yiğit Top MotoGP'yi sunan adam. Motorcunun Yiğit abisi. Bak güzel bilgi. Şimdi sıradan bir başlayalım. Şöyle hızlı bir geçelim. TBR 500'larımız var. Çıktı ama biliyorsunuz vergi dilimine takıldığı için çok fazla satın alınmayan bir motor ama birçok insanın tasarımı konusunda biraz kafayı karıştırıyor. Güzel bir modeli Honda'nın. TBR 650F var. 650F çok satan motorlardan bir tanesi ve yeni bu binalara uygun, yeni kasa 600'lere uygun rengiyle en çok sevilen modellerden bir tanesi Honda'da. CBR binalar geçen sene yapılan lansmanında çok ses getirdi. Hem SP modeli olsun, düz versiyonu olsun ve binlikler arasında hem fiyat avantajı hem de bu top speed'deki avantajıyla gerçekten sevilen, tercih edilen ve satılan modellerden bir tanesi oldu ama tabii esas yenilik bu değil. Esas yenilik burada. Biliyorsunuz ki bu sene CBR 250, CBR 125 artık tedavülden kalktı. Artık CBR'larla vedalaştık. Bu 2008-2009'dan beri makyajlana gelen ve artık yok, bitti. Çünkü artık yeni bir model var. CBR 125R. Honda'nın CBR'lar yerine getirdiği başlangıç modellerinden bir tanesi. Bir de bunun 250'lik bir abisi gelecek. Çünkü artık CBR'ın ömrü dediğimiz gibi bitti. Ufak tefek makyajlarla aynı motor bloğunu bayağı uzun, 8 yıllık bir dönem kadar kullandılar. Ve artık ömrünün sonuna geldi bu motosiklet. Gel abi özelliklerine bakalım şöyle. Yani biz bir göz geçirdik. Fiyatı da 18.500 civarlarındaymış. Bu motor 13.3 beygir PS ya da diğer adıyla horsepower HP. 10.4 Nm üretiyor. 10.1 litre benzin deposu var. Normal CBR'ın benzin deposu 14 litre civarındaydı. Bunun benzin deposu biraz daha ufak. Harbi misin? Vay be. Ve yanımızda Zafer Bey var. Zafer Bey'i burada gördüğümüz için inanılmaz çok güzel. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyoruz abi. Ekmek var. Evin evinde mi? Gayet. CB'ye bayağı ilgi var. Çok ilgi var. 250'si de cumartesi, pazar günü gelecek. 250'si geliyor. Bak geliyor. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi burada sadece 125 modelleri var. Ama cumartesi, pazar günleri CB'nin 250'lik versiyonu gelecek. Yani tam anlamıyla aslında... Cuma akşamı geliyor. 2 gün daha sergilenecek. Cumartesi, pazar burada. Evet. Tam anlamıyla CBR'ın yerine geçti diyebiliriz CB'ler için. Galiba öyle. Talep de onu gösteriyor. Talep de onu gösteriyor. Bayağı bir ilgi var. Fiyat da biraz kafayı karıştırdı. Henüz açıklanmadı ama 20-25 bin bandında olduğunu tahmin ediyoruz. 125'in fiyatını duyanlar zaten az çok... 18 civarında. Tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Evet. Gel abi devam edelim. Aslında nasıl Zafer Bey'i yakalamışken soralım. Honda CB'nin en spesifik özelliği. Ya şunu yaptı Honda dediğim bir şey var mı Zafer abi? Şunu yapıyor. İsmini okuduğunuz zaman Neo Sports Cafe. Gerçekten hem yeni hem Cafe Racer özelliği taşıyor. Hem Naked. Gerçekten böyle uzun süredir herkesin ideal motor diye aradığı bir model çıktı bana sorarsanız. Bence çok geniş bir kesim beğenecek. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de Honda o artık CBR'ın eskiyen tasarımından çıktı. Aynen. Yeni böyle İtalyanlara yakın. Evet. Biraz da zaten mimaride de orada bir değişiklikler var Honda'da. Evet. Birazcık onlara yakınlaştı. Gençlerin kalbini tekrar çelmeye hazır. Yamaha'nın tahtını bayağı bir çalacak. Çalacak gibi duruyor. Evet. Özellikle 125'te 250 çok rekabetli bir ortam. Biz müsaade alalım. Biraz daha gezelim. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Esas ses Goldwing'de çıktı. Goldwing çok ses getirdi. Daha böyle 1-1,5 hafta önce falan lansmanı yapıldı fuardan önce ve Goldwing kullanıcıların her zamanki gibi kalbini çalmayı başardı. O radyo sistemi, inanılmaz ekranlar falan filan derken Honda Goldwing'de gene yaptı yapacağını. Tabii bu atağın bir sebebi var. Çünkü Yamaha Goldwing'e rakip bir motor getirme çabasında ve Goldwing'in bir şeyler yakalaması lazım. Sonuç olarak bence bu atakla kafa kafaya bir yere gelecekler. Tabii burada en çok şeyi Yamaha'nın fiyat durumları belirleyecek. Biz de merakla bekliyoruz. Afrika Divin var. Afrika Divin 2 yıldır inanılmaz sattı. DCT'si, manueli bilmem nesi derken bayağı bir yürüdüler. Ve Afrika Divin şu an sınıfındaki liderliğini hala hem fiyat olarak hem de satış rakamlarıyla korumaya devam ediyor. Cross Tourer Honda'nın touring konusunda çok çok başarılı olamadığı modellerden. Bence bunun benim görüşüm böyle. Çünkü Afrika o kadar başarılı oldu ki Cross Tourer bu perdede birazcık geride kaldı abi. Yani Afrika'yı tercih etti hem insanlar fiyat olarak hem de performans olarak. Fiyat performans olarak aklına tam olarak diyebileceğimiz şey. Tabii bizim millet fiyat performansa bakıyor. Hem Cross Tourer hem de kardeşi 800'lük versiyonu Cross Runner burada boy gösteriyor. Afrika'lar devam ediyor aynı şekilde. Afrika Honda'nın hem satış rakamlarıyla da çok
önem verdiği bir model haline geldi. Burada NC serisi var. NC yakıt tüketimiyle ve konforuyla, kullanım kolaylığıyla en çok dikkat çeken modellerden biri gene Honda'da keza. Tabii bu ilk çıktı böyle Jazz motorunun yarısını kullanıyor dediler. Öyle oluyor, böyle oluyor dediler. Sonra bunlar güncellendi. Ama yakıt tüketimiyle hala müşterileri, motosiklet kullanıcılarını cezbeden motosikletlerden bir tanesi. Bu sene Honda'nın ses getirdiği yerlerden bir tanesi CRF 250 Rally oldu. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. Normal CRF 7.7 litre benzin deposu hacmine sahipti ve bu böyle uzun yol kullanıcılarını, böyle cross'a yakın endurucu uzun yol kullanıcılarının biraz kafasını karıştırıyordu. Bu rally'de depoyu büyütünce bu işler birazcık değişti. Bir de az bir fiyat farkı var. Çok büyük bir fiyat farkı yok. Hatta kontrol edelim. 24 beygir burada 3 litre bir artış var. Tam 3 litre de değil aslında. 7.7 litre 10.1 litre. Bu depo keza CB125R'daki gibi 10.1 litre. Yani biraz daha uzun menzil. Bir de tabii gösterge, cam, mam derken uzun yol severlerin tam istediği hale geldi diyebiliriz. Ama tabii her zamanki gibi fiyatlar şu an biraz kafayı karıştırıyor. Çünkü bu yeni vergi dilimi, yeni vergi yasaları derken burada biraz işler değişti. Motorlar cezbediyor, fiyatlar insanların çekimser davranması sebep oluyor. Hadi diğer standlara geçelim. Şimdi bir standa geldik. Bu stand aslında çok fazla YouTube kitlesine, genç kesime hitap etmeyen bir markaydı. Yıllardır ta ki 2 sene önce G310'un ilk sinyallerini verene kadar G310 GS, G310R falan derken işler birazcık değişti BMW'de ve birazcık genç kesime kaymaya başladı. Şöyle bir BMW standına başlayalım bence. Bakalım neler var neler yok. BMW bu yıl geçen yıldan farklı bir şey yapmış ve bu Cafe Racer'a yakın modellerini, retro modellerini diğer motorlardan ayırmış. Buraya gönül ellerimizin sultanı bir motor koymuş. R90 Racer. Tasarımıyla çok iki arada bir derede kalınacak bir model aslında R90 Racer. Çünkü herkesin seveceği bir tasarıma sahip değil. Ama retro sevenleri ve old school buzdolabı motor sevenleri R90 Racer teknolojisi de çok güzel. Fiyat biraz tuzlu ama. Nasıl? Eski model racinglere biz buzdolabı deriz. No Frost. A++. Onun yanında ne olduğunu bilmediğimiz bir motor var. Burada da Oğuzhan var. Oğuzhan yine kitleyeceği bir BMW arıyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar BMW ile teker yapmayı deneyeceğiz ama yapamayacağız falan filan. Şu anda karşılaştık. Evet, Oğuzhan'la fuarda karşılaştık. Biraz sohbet muhabbet ettik. Oğuzhan'la bugün fuarı geziyor. O da herhalde video çekecek kendi kanalına. Aynen, ben de çekeceğim. Oğuzhan'ın da kanalına artık bir fuar videosu bekliyoruz. Anlatabilirsin. Ya sıkıntı yok. Yani bu retro modeldir. Şimdi fuar pek motoru anlatmak için müsait falan değil. Şimdi burada anlatalım desek, bu motorların hepsini anlatmaya kalksak burada böyle bir iki saat geçiririz. O yüzden bu retro modelleri R90'nin çeşitli racer modelini ve diğer modellerini ayırmışlar burada. Güzel bir kombinasyon olmuş. Gel abi BMW'yi biraz daha gezelim. Burada GT'ler var, R1200 RT var. Buralar pek değişiyor. K1600'ler falan filan derken burası büyük abilerin Avrupa'ya gittiği, uzun yol yapmayı sevdiği motorlar. Bunlar araba misali. Yani aslında Türkiye'de daha fazla bunları nerede görüyoruz? Polislerin altında görüyoruz. Özellikle otobanlarda. Bizim Apache'lerin korkulu rüyası olan motorlar burada abi. Keza GTL. Aha. 6 egzoz böyle. Merhaba. F650 GS eskiden uzun yol motorcularının çok tercih ettiği motorlardan bir tanesiydi. Böyle zincir aktarım eski usul ama hala yollarda çok sık görmeye alışkın olduğumuz bir model. Bu motor F650'nin yerine gelen F700 aslında ama biraz da oradan böyle sınıf sınıf atlayabileceğiniz motorlardan bir tanesi F850 GS. Güzel bir GS modeli ama tabii her zamanki gibi GS'çilerin genelde gönlü R1200 GS'ten yana. Eza GS'ler, MS'ler BMW severlerin en çok sahip olmak istediği, en çok tatmak istediği modellerden bir tanesi R1200 GS. Yani bunun ölüsü de ölmüyor yani. Ölmeyen bir motor BMW R1200 GS serisi. Daha doğrusu 1200'den önce 1150 GS, ondan önce 1100 GS derken geldikleri konum tam olarak burası. Yani bu motorda yok yok, ne ararsanız var. Ama tabii fiyatında da ne ararsak var. Şimdi esas racing severlerin BMW'de en çok sevdiği modellerden biri olan BMW Espinarar, namı değer köpek balığına geldik. Bu acayip bir şey ya. Bak ben BMW kullanan biri olarak hani kendi hayatımda da 1100 kullandım, 1150 kullandım daha önce bu kanalda. Ama burada bana alır mısın deseler şu anda alacağım bir model yok. Ama racing'de hangisini alırsın deseler bu işin bittiği nokta, Ducati ile BMW arasında kaldığım nokta tam olarak burası. Espinarar'ın hemen önünde Espinar var. Espinar Naked versiyonu Espinarar'ın. Biraz daha farklı özelliklere sahip. O ne kanki? O ne kanki? Ne biliyorsun oğlum? Var ya böyle. Ben maymun ne oyuncağı var. Şeydi, neydi o? Maymun oyuncağı var diye böyle. Ha. Şeydi. Hangi Toys filminde vardı? Şey.
Toy Story. Toy Story'de. Toy Story'de. BMW'den çıktık. Ya bu artık bu düzene alıştık. Hatta şöyle biraz gelelim, bayağı bir müzik var çünkü. Bu düzene alıştık. Honda geçen seneki yerinde. İşte BMW geçen seneki yerinde. Keza bu tarafta gene Bajaj kendi yerinde. Abi şöyle başlayalım. Bajaj bildiğiniz gibi birkaç yıl önce ülkemize girdi. Pulsar'la vurdular. Piyasayı bayağı çalkandırdılar. Discovery ile bayağı ortalığı çalkandırdılar. Bu sene Dominar 400 ile ortaya çıktı. Daha doğrusu geçen sene çıktı Dominar. Bu sene tabii kullanıcılar oldu. Reklamlar döndü. Geri dönüşler oldu. İkincisi Bajaj'da inanılmaz böyle bir şey çıktı. Şu vurdu, en öne bu çıktı diyebileceğimiz bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ne var? Pulsar NS200 var. Ortalığı kasıp kavuran Pulsar buydu. Yanımda hatta Oktay Bey var. Oktay Motor'un sahibi. Oktay abi. Dinç misin? Kesinlikle öyle. Ne diyorsun abi Bajaj için bu sene? Bu sene Bajaj'ın yılı olacak diyorum. Neden diyorum? Çünkü Bajaj 2017 yılında Euro 4'e geçti. Biraz erken geçti. Diğer markalarda 2000 Euro 4 yoktu. Fakat bu sene 2018'de onlarda geçince fiyat farklılıklarımız, bizim kalite ve fiyat farklı ortaya daha net oturdu. Hem güzel renklerimizle, hem teknolojimizle, ABS'miz ve enjeksiyon sistemimizle gerçekten bu sene bir fark atacağımıza inanıyorum. Öyle. Oktay abiyle biz bayağıdır eskiden tanışıyoruz. Başakşehir'de Oktay Motor'un sahibi aynı zamanda kendisi. Peki bir soru soracağım. Bajaj Pulsar'da istediğini buldu piyasada. Kesinlikle. Discovery'de buldu gene. Dominar'da durum nasıl? Dominar'da da şu anda çok iyi ivmelenmelerle devam ediyor. Bu sene sattığım yaklaşık, 2017 yılında sattığım yaklaşık 45-50 tane Dominar sattım. Bu gerçekten çok iyi. Tek bayi olarak iyi bir rakam. Bir de vergi dilimi durumu olmasına rağmen. Kesinlikle bu sene çok daha fazla satacak. Çünkü baktığımızda 22 bin küsürlerde bir 2018 modelin fiyatı var. Ve teknoloji olarak baktığınız zaman çift ABS, kaydırmalı debriyaj sistemi, full enjeksiyon, 35 Nm'de tork artı 35 beygir. Bu çok iyi bir eş anlamlı. Evet. Ve yakıt tasarrufunu düşündüğünüz zaman bir fiyat aralıkları 400 cc'de bu fiyata bu motor fuarda yok. Yok. Ben göremedim. Doğru. Yani şeyi demek isterdim açıkçası. Ya abi işte Dominar şu rakibiyle kapışır mı falan demek isterdim ama... Yok. Şimdi Honda'dan geliyoruz. CB125 orada 18.500 lira gibi fiyat açıklandı. Evet, evet. Şimdi bakıyorsun 3.000-4.000 lira koyuyorsun. Dominar gibi güç neden görüyor işin içine. Neden 400 almayayım? Hem de üstelik çift ABS, kombine de değil yani çift ABS. Birçok özellikleriyle çok fark atıyor. İşte Bajaj'ın avantajı da burada. Evet, 2017'de yanlış anlaşıldık ama Euro 4'e geçmekle biraz erken davrandık. Piyasa bizi biraz yanlış anlamış olabilir ama bu yıl kendimizin ne demek istediğimizi anlattığımızı 2018 düşünüyorum. Bajaj'ın yılı olacak gibi kesinlikle duruyor. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim Oktay abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben bir turlayayım mı uğrarım? Tamam. Eyvallah. Şöyle bir ufaktan standı bir gezelim. Sonrasında devam edelim turumuza. Şimdi burada Pulsar RS200 var. Bu racing seven, Pulsar motorunu seven insanların tercih ettiği bir model Bajaj'da. RS200 Pulsar'la aynı motor bloğunu kullanan ama grenajlı, daha farklı gidona sahip bir motosiklet. Pulsar 170 var, Ares olarak devam ediyor. Bir de şurada ilginç bir şey var, gel bakalım mı abi? Burada ilginç bir ortam var. Arkadaşlarımız gerçekten değişik şeyler yapmaktalar burada şu anda. İlginç bir boss. Nasıl? Vallahi bu YouTube'a yüklenecek beyler. Aileniz bunu gördüğü zaman ne yapar bilmiyorum. Abone olun, beğenmeyi unutmayın. Yok yok ya, sıkıntı yok. Bizim tayfa sağlam. Yani polis motorlarını normalde böyle şeyler görmeye alışkın değiliz ama bu kardeşlerimiz polis motorlarına farklı bir yorum getirmişler bu şekilde. Aynen öyle. Tabii beyler normal hayatımızda böyle bir ekipmanlı kullanıyoruz değil mi? Sıkıntımız aynen, yok. Aynen. Nasıl keyifler? İyi abi, Allah'a şükür ya. Fuar nasıl buldunuz? Fuar güzel abi. Müşerim abi biraz geç geldik okul yüzünden. Aynen. Vallahi biz de geç geldik okul yüzünden. Etiler'den geldik. Biraz... Etiler'den mi geldiniz? Hangi okuldasınız ya? Mehmet Ali Büyükhan. Oo, biz de eski Rüştü Akın'dayız kardeşim. Abi, ya ayıp ediyorsun. Güzel kardeşlerimiz var. Bugün Ducati'de bayağı biri uğradı yanıma. Ben Ducati'deyim fuar boyunca. Bayağı biri uğradı. Çok güzel ya ortam. Yolumuza biraz daha devam edelim. Size Ducati'de görüşürüz beyler. Oo, okay. 50 bin abone var. Güzel abi. Fena değil kanka. Güzel güzel. Beyler görüşürüz. Ama beni video böyle oturmayın çok, olur mu? Şurada Annas var. Yine göstereyim onu da. Annas her sene burada abi. Anlasın lastik sandığı var. Lastikle ilgili çok bir şey anlatmayız biz. Canberk. Kank. En son hadi bir yere daha bulaşalım, öyle çıkalım bu işten. Eyvallah, teşekkür ederim. Fuara artık 4 yıl düzenli gelince ortam bayağı şey oldu. Aile gibi olduk yani. Birinci bölümü bitirirken son değinmek istediğim bir motor var. Bunu da daha yeni öğrendim. Sonra içeri bir daldık, dedik ki bunun fiyat bilgileri ne olacak? Çünkü biraz kafa karıştıracak bir model. TVS genelde RTR 150 Apache modeliyle biraz bilinir. Ama bu sene bir sürprizle geldiler. Bunu ben de çok yeni öğrendim bu arada. 250 cc segmenti falan yeni zamlarla kızışmışken TVS Apache RR 310'la bu işi iyice kızıştırdı. Ne yaptı abi? RR 310'u getirdi. RR 310, 300
cc civarlarında. Hatta bak tam ölçüsünü söyleyelim. Ne kadarmış abi? Tabii. 312.2 cc diyor. Tam 310 cc'nin birazcık üzerinde. 34 beygir ve 169,5 kilo ağırlığa sahip. 34 beygir ve şunu sorduk içeriye girdiğimizde. Vergi diliminde üst sınıfta kalıyor. 300 cc civarında olduğu için. Biliyorsunuz ki 251 cc'nin üstündeki vergi dilimleri daha bir yüksek vergilendirme sınıfına giriyor. Ama TVS yetkililerinin söylediğine göre bu motor kendi rakipleri arasındaki bu motorun rakipleri işte R25, Duke 390, Duke 250 oralar. İşte keza GSX-R 250 Suzuki'de. Bu motorun da 23-28 bantlarında falan olması bekleniyormuş. Bu fiyat yüksek gelebilir fakat rakiplerin de fiyatlarına baktığınız zaman maalesef ki piyasa artık bu şekilde. Bu motorla ilgili ilginç yorumlar olabilir. Ben de açıkçası TVS sonuçta racing konusunda biraz soru işaretleri olacaktır kafanızda. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Şimdiden bu bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde Harley Davidson'da görüşmek üzere diyelim.